Anne, merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bayramını kutladım biliyorsun ki bu sabah. Evet, Kurban evet. bayramındayız. Teşekkür Sen ederim bir ya. şeyler söylemek ister misin? Ben de söylerim tabii ki. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Çok güzel. Sağlıklı nice bayramlar dilerim herkes için. Ben de herkese sağlıklı nice bayramlar dilerim. Hem Amin. de böylelikle birçok şeye vesile olmuş olur. Amin. En son videomuzu zaten ilk videomuz Evet, daha doğrusu evet. zırh modeliyle açıp kapatmıştık. Aynen Soranlar öyle. oldu ki gerçekten para karşılığında mı öğretiyorsunuz diye. Belki buna bir cevap getirmek istersin. Yok canım, o öyle bir şakaydı sadece ne İroni espriydi. yani. İroni yaptım, evet, aynen öyle. Öyle para karşılığı filan örgü öğrettim ya da herhangi bir şey sundum yok. İsteyen arkadaşlara tabii ki memnuniyetle gösteririm, anlatırım. Anlatma videoları da çekeriz ayrıyetten. Zırh modelini de yaptım, bitirdim. O da Göstermek burada. istiyorsun. Çok güzel oldu gerçekten. Çok şık oldu. Bir saniye, evet, ben. Sonbahar ve kış aylarında rahatlıkla giyilebilir. Kalın taşıyamayan arkadaşlar için çok önemli. Mesela bunlardan birisi de benim. Evet. Ben de asla ve asla kesinlikle kalın bir şey, kazak ya da mont, palto giyemiyorum. Evet, doğru. Sıcak tutacak ve ince olabilecek kalitede bir şeyler. O yüzden böyle bir şey hazırladım. Şöyle Bunun göstereyim. yapımı da çok kolay aslında. Şişlerle ilgili bu bildiğimiz bir örnek. Evet. Lastik örgüsü bir ters bir düz. Evet. Yalnız iki şişle farklı örüldüğü için Hı. biri 3 numara, biri 7 numara böyle bir örnek çıkıyor ortaya. Bir de Başka şöyle bir şey var. bir şeysi yok yani, zorluğu yok. Evet, bir de şimdi bu videoda şöyle yapalım. Ekstra bunların hepsine teker teker değiniriz sonraki videolarımızda. Ama ben sadece senden bir de ip ismi ve mesela ne kadar gidiyor hemen hemen onu öğreneyim. Tamam, bu Alize Angora Batik bu. Evet. İki çile, iki yumak, pardon, iki yumak, yine çile dedim. Ben Evet. nostalji yapıyorum bu arada. Evet. İki yumak gitti. Evet. Bu kadar. İki yumaktan bir koskoca bir 30, 36, 38, 40 beden hırka. Evet, bunu ben giydim kendi üzerime. Gerçekten mükemmel oldu. Bence bu kadar yeter. Diğerine Tamam. geçelim. Şimdi senin Ben çok fazla size, ördüğün evet, şeyler olduğu ben için size bütün kış sen bize onu bir ver. Ben... çalıştığım, yapmış olduğum imalatlarımı göstereyim. Evet. Bu arada burası çok sıcak arkadaşlar. Bu bir kız bebek yeleği. Evet. Bu bildiğimiz şeker örnek. Evet. Kenarları tığla geçilmiş Hı. ve haroşa lastikleri var. Evet, bakalım. Mesela bunu kaç yaşında birisi giyer? Bunu 1 yaşı, 1,5 yaşına kadar giyebilir. Evet, çok güzel. Arkasını döndürebilir misin anneciğim? Bak, asıl iş arkasında. Çok güzel. Çok cici. Evet, çok cici kesinlikle. Bunda ne kullandın? Onda normal ince bebe ipi Hı. kullandım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ablalar, eşler, dostlar. Evet. Bu da bir yelek. Erkek çocukları da giyebilir, kız çocuğu da giyebilir. Siyahla petrol rengi mi oluyor, ne oluyor bu karışımı? Kalan iplerim de bunlar. Evet, yani ekstra bir masrafa girip de Yok, tekrardan yok. Kalan yapmadın. iplerim de. Arkası siyah. Bir Yine saniye, çok hızlı şeker. çevirme çünkü şöyle bir Ha. şey. Şeker olduğu için tam gözükmüyor siyah renginde. Şöyle Aha. tutarsam daha güzel gözükecek. Evet. Şöyle. Altı ne oluyor bu şekerin altı? Lastik. Ha, lastik Bir olmuş. ters bir düz lastik oluyor. Bunlar bu seneki kışın oturup ölmüş oldum. Bu arada arkadaşlar, ben emekli oldum 2 sene önce. Evet. Aslında 4 sene, 4 yıl önce. 2 yılı malulendi. Sonraki 2 yıl
normal emeklilik olduğu için evde ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de kendimi böyle yün işlerine, yelekti, tulumdu, işte hırkaydı, onlara verdim ama bunları da pazarlama ya bir adam lazım. Şimdi Evet. şöyle bir süveterimiz var sırada. Bordo. Of 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 of. Çok güzel. Renginde V yaka. Çok güzel. Yine lastikleri bir ters bir düz. Sadece kol kenarlarını iki sıra haroşa gittim şişli. Evet. Fazla bir şey yapmaya yani yapmak istemedim çünkü gerek yoktu. Evet. Arkası da böyle. Evet. Kabarcık. Bu da kabarcık Modeli. modeli. Tamam. Sen diğerini hazırla. Biz buna birazcık daha bakalım buradan. Evet. Şimdi bir tane kız bebek kırkası geliyor. Evet. Kapşonlu. Ay, anne ne kadar Lila. tatlı. Bu modeli de herkes bilir tanır. Kapşonumuz da böyle. Çok güzel kollarına bak. Badem şekeri. Bazıları pompon diyor, bazıları badem şekeri diyor. Bunun yalnız şeyleri eksik. Değil mi? Düğme yapacaksın daha. Hepsi tabii düğmeleri takılacak. En son bitirdin. Bir de annemin ben daha önceden görmüştüm mesela. Bu altına şey handmade yazan yani el işi yazan birkaç tane sticker var. Onlardan dikiyor altına. Şöyle göstereyim. Anne çok güzel olmuş. Çok cici. Evet, bu da böyle bir hırkamız. Hı. Kız bebek hırkamız. Bunu kapşonundan başlayarak örüyoruz. Ördün. Evet. Evet. Sıra Süper. buna geldi. Bunda Telefonumuz çalıyor. tamamıyla evde kalmış iplerden kaynaklı Bir saniye. Evet. bunda hiç şey yok. Şu ördüğüm materyallerin iplerinden kalan pembesi, turuncusu böyle karışık bir kız hırkası yaptım. Kız çocuk hırkası. Hı. Bunun da yine düğmeleri yok. Hı. Buralara şey geçireceğim. Hı. Yani normal büyük düğme. Denizci düğmesi gibi. Onlardan Evet. takacağım için bunlara şey ilik Evet. açmadım. Kollarımız. Tabii ki bir de şunu söylemek isterim. Bayram olduğu için her taraftan aranıyoruz. Normal olarak. Mazur Arkası. görün. Evet, arkası mükemmel. Ya çok güzel anne bunları yapıp bir araya getirmek yani senin ipten ve örgüden anladığın kadar benim anlamamam Sen de peki. farklı şeylerden anlıyorsun. Senin anladıklarından da ben anlamıyorum. Bu da böyle bir hırkamız. Evet. Bu çok uzun bir hikaye. Bu ip bayağıdır vardı elimde. Hı. Bunu da tekrardan saç örgüsü, küp şeker, pirinç ve düz olmak üzere örülmüş bir yelek. Tabii ki kız çocukları giyebilir. Hı. Turuncu, Şöyle söyleyelim. sivri. Bu An da annem sadece bu örnekleri yani genellikle kız çocuğu varmış gibi yapmadı. Diğer erkek örnekleri de var. Onları da bir başka videoda göstermek istedik. Hı. Bunun da boğaz kısmı çok değişik. evet, yakasını bu şekilde hakim yaka görünümü vermek istedim sadece. Anladım. Yelek sonuçta yakalar şey Evet. yani zevkinize göre, isteğinize göre birçok Hı yaka hı. türü var. Yeleklere hangi yaka giderse Hı. yani birazcık standartların dışına çıkmaya Özen çalıştım. gösterdim. Evet, özen Evet. gösterdim. Şimdi asıl en son bombayı alabilir Böyle. miyiz? Onu ben görmüştüm daha önce ve çok beğenmiştim. Bu da Başak modeli bir hırkamız. Sanki bu hırka değil de mont yaptım ben bunu. Evet. Çok sıcak tutar. Yakası böyle. Evet. Ya zaten hem kalın hem de mükemmel. Yani şöyle gösterebilirim.
Bunu giydiğin zaman zaten üstüne hani çocuklarımız tabii ki üşümesin etmesin diye uğraşıyoruz. Bunu giydirdiğimiz zaman hiçbir şey olmaz. Çok 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 kalın ve çok bildiğiniz mont. Evet. Yani bildiğiniz mont. Bunu giysin. Üstüne o kolsuz pofudik yelekler var ya, Evet. pofuduk. Onlar bile fazla gelir onun sırt kısmı sıcağına. Hani ince bir o şekilde yeleği de bunun üstüne giyebilir. Çünkü üşüme şeysi çok yok yani. Evet. Hani üşüme yok. Çünkü niye? %50 yün Kaç? karışımı var bu ipin içinde. Evet. Ondan dolayı. Yakası da böyle. Hı. Ablası. Ablası Ya işte iyisin daha onun. birçok şeylerimiz var. Kızımın da dediği gibi onlar bir dahaki videoda bebek tulumu yaptım. Başka yine yeleklerim var, hırkalarım var, pantolonlarım var. Hı. Onları da bir dahaki videomuzda göstereceğiz sizlere inşallah. Tamam, çok güzel. O zaman şimdi veda edelim. 11 dakika doldurduk çünkü. Bayağı çok Tamam, oldu. tamam. Ne söylemek istersin? Beni lütfen beğenin. Beğenme tuşuna basın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, o İyi zaman bayramlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.